kıymetli gazilerimiz, gazilerimiz aileleri, şehitlerimiz aileleri, sevgili konuklar. Öncelikle çok güzel bir program yaptık. Bayramımızla beraber kalabalık bir kortej eşliğine ilk defa yürüdük. Ben bu güzel coşkumuzdan dolayı, katılımımızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Başsavcım, Bişak başta olmak üzere Şehit ve Gazi Derneklerimizin değerli başkanları, kahraman gazilerimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli aileleri, değerli mesai arkadaşları, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın değerli temsilcileri. Eşim ve ben bu özel günde sizleri en içten duygularımızla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi sonrası 19 Eylül'de verilen gazilik ve mareşal ünvanı nedeniyle 2002 yılından beri kutladığımız 19 Eylül Gaziler Günü'nde valilik olarak düzenlediğimiz yemek programımızda sizlere uğramaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ben, öncelikle istiklalimiz ve istikbalimiz için şehadet mertebesine erişmiş tüm şehitlerimize, merhum gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun. Kahraman gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyor. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz diyerek bir gül bahçesine girercesine ölümün üstüne giren yiğitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve inşallah unutturmayacağız da. Kıymetli misafirler, gazilerimiz, şehitlerimiz ve onların kıymetli aileleri bu ülkenin bu toprakların kapısını sonraki nesillere aktaran en önemli aktörlerdir. Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Kafkas cephesine, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'un hain darbe girişine kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden kahraman gazilerimizin günümüzü ve bugünümüzü inşa eden aziz hatıraları vardır. Bu paha biçilmez hatıraları karşısında saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize ödenmesi imkansız minnet borcumuz olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Değerli konuklar, bizler bir aileyiz. Zaman zaman farklı vesilelerle farklı mekanlarda bir araya geliyoruz. Hasbihal ediyor, söyleşiyor, dertleşiyoruz. Bugün de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir araya geldik. Sizin bu ülke için canlı ortaya koymuş, tanka, topa karşı göğsünü siper etmiş bir topluluk ile biraz olmak hakikaten onur verici. Yüzünüzdeki samimiyet ifadeleri, gözlerinizdeki azalmaşlık parıltısı bizlere her daim güç ve kuvvet veriyor. Hamdolsun sizlerden alınmış bu destek ve motivasyon ile milletimizin, İngilizce'nin yarınlarına daha bir umutla bakıyoruz. Kıymetli misafirler, bizler gazi olurken, şehit olurken hak yolunda olduğumuzun ve haklı olduğumuzun bilincindeyiz. Bizler hiçbir ülkenin topraklarını işgal etmek için gazi olmadık, şehit olmadık. Gözyaşı ve acı vermek için değil, hakikat ve adalet için savaştık. Birilerinin imkanlarını sövmek için değil, birilerine barış, kardeşlik ve adalet götürmek için savaştık. Her karışık buram buram tarih kokan bu topraklarda bu cennet bazında yaşamanın elbette bir bedeli var. Ezanlarımızın özgürce okunması ve şanlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için şehit ve gazi kanlarıyla sulanmış bu toprakları müdafaa yolunda dünden bugüne bedel ödedik, ödüyoruz. İhtiyaç olursa, gerekirse yine ödemeye devam edeceğiz. Ama hamdolsun terörle mücadelede
başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere emniyet canlılarımız, jandarmamız, korucularımız ve sivil iradeyle birlikte terörle mücadelede önemli bir mesafe kat etti. İnşallah bu mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek ve bitme aşamasında olan teröristlerin kökünü kazıyacağız. Milletin iradesine kast edenleri, ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz dikenleri, çocuklarımızı babasız, annelerimizi eşsiz ve evlatsız bırakanları asla cezasız ve karşılıksız bırakmayacağız. Hiçbir şehidimizin, hiçbir gazimizin kanının yerde kalmadığını en iyi bu salonda bulunan sizler biliyorsunuz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük kırmızı çizgisi insandır, vatandaşıdır, insanlığa, vatandaşına verdiği yerdir. İnsanlığı bir kurşun sıkana günden bugüne misliyle bedeli ödetilmiş, bundan sonra da ödetilmeye devam edecektir. Rabbim dosta güven, düşmana korku veren birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İyilikler artsın diye yakınlaşan kalplerimiz ve birleşen ellerimiz daim olsun. Allah polisimizi, askerimizi, korucularımızı muhafaza etsin. Bu topraklar için bedel ödeyen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin siz muhterem ailelerine bir kez daha şükürlerimi sunuyor, karşınızda hürmetle eğiliyorum. Programımıza katılmanızdan dolayı eşim ve ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tam sağlıcakla. Thank you.